Haber. Efendim bugün biliyorsunuz kot giydim. Üstümdeki de gayet güzel. Şöyle göstereyim efendim. Kotum benim. Şöyle. Beğendiniz mi efendim? Kot, pantolon ve üzerine ne? Merhabalar. Nasılsınız efendim? Ay bugün bir yere gidecektim, gidemedim efendim. E artık yarın giderim. E saçlarım yok, bir şey sürmedim Türkan abla saçlarıma. Kendisi doğal, dalgalı. Evet, teşekkür ediyorum Pinapoli. Ay ay. Efendim bugün bir şey yemek yapmadım. Gene şey var. Tavan mı var? Ne tavanı ya? Burada. Birazdan gelir. Ay efendim. Bilir kişi Allah. Sana ne diyeyim bilir kişi. Olabilir kişi. E bakayım. E tavan güzel olmuş. Ay Gülistan. Hoş geldin Gülistan. Vallahi şey Gülistan bilmiyorum. Mesaj geldi. Ama herhalde yolda. Ulaşmadı. Çikolatamız. Evet efendim. Sevgili Sivis Gülistan da geldi. Kadim dostum biliyorsunuz efendim. İsviçre Zürih'te kendisi ikamet ediyor. Şu anda efendim tatilde İstanbul'da. Yok, Mehmet abiyle bana çikolata yolladı. Özellikle İsviçre'nin çikolatası çok güzel oluyor. İstanbul'dan kargoya verdi, onu sordum efendim. Mesaj geldi, eli kulağında. Teşekkür ediyorum, kesesine bereket efendim. Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Kadın ta İsviçre'ye Zürih'ten getirdi. Bir de oranın şeyi çok meşhur. Aa geçmiş olsun Gülistan. Havadan mı? Yok havalardan mı? Hava değişikliği. Ondan dolayı mı? Yoksa neden dolayı rahatsızsın? Sen de tavana bak o zaman. Ha, ay Gülistan fiyatını soracağım. 6 tane impala. Tanesi kaça geldi? Toplam söyleme tanesi. Önce tavana bak ondan sonra. Tavana bakmazdan göndermem. Gülistan tanesi ne kadar tuttu? Bakın İstanbul'la Ankara değişiyor mu? Yo valla bir yaptıracağım ha şurada. Hayır sen tavana bak. Ne ya? Oranın beldesi o mu? Oranın beldesi o mu? Ha ora doğru ya. Burada öyle geçiyor. Gülistan orada ne diye geçiyordu ya? Unuttum vallahi. Vallahi uygun. 6 tane. Yemin ederim Gülistan. Geçmiş olsun. Güle güle kullan. Allah'tan acil şifalar diliyorum. He doğru. Yemin ederim burada ben gittim dişçiye daha da but belde. Vallahi uygun. Yemin ederim uygun. Vallahi uygun. Ya ben buradan gittim.
Tanesine bir yurt dışı var dedi. Bir Türkiye dedi, impalatı var dedi. Türkiye'dekine 5.000 dedi. Şeye de 6.000 dedi. Tanesine. Vallahi bir bravo Gülistan. Yemin ederim çok uygun. Güle güle kullan canım. Güle güle kullan. Efendim bu arada hoş geldiniz. Evet. Vedostar Astrolist'im gelmiş. Selamlar, merhabalar efendim. Biz de ne yapalım efendim bugün? biliyorsunuz Zeynep Hanım efendi 5.000 TL gönderdi Mehmet abiyle bana. Kesesine bereket. Gülistan ablam fazla durmaz ki burada. Elvancım hoş geldin. Durmaz. Bir diş infarkt. Ay Gülistan okumam lazım çünkü benim de ihtiyacım var şeye ya. Bir diş infarkt dişle beraber 9.000'de 7.500'de yaptı. Altı tane diyorsun Gülistan, şimdi bir tane diyorsun. Anlamadım ki. Ha bir diş infarkt. Aurora yazsana. Sev onu. Bir tane mi? Gel. Evet hanıma hoş geldiniz efendim. Kesinize bereket efendim. Göndermiş olduğunuz Mehmet abi ve Sibel Baysal adına olan 5.000 TL'yi az önce aldık efendim. Kesinize bereket hanıma. Gülistan. Herhalde. Tek diş. Aa, o zaman tamam. Getir, bu yayına çıkmak istiyor. Getir bana ver de. Şuraya yanıma koyayım. Bir demek ki buradakiler nerede? Tamam, buradaki de demek ki doğrudur. Gülistan. Yo, ben 6 tane olunca şaşırdım yani. Gel. Evet. Hoş geldin Mehmet abi. Bu arada hanıma biliyorsun bir de sen söyle. Buradan teşekkür edelim. Kendisi burada zaten. Hanım'a el teşekkürlerimizi arz ederek Allah kefesine bereket bıraksın. Allah kendine kaza bela vermesin. Tuttuğu toprak altın olsun. Miktar olarak ne kadar gönderdiğini de ben söyledim. 5.000 TL gönderdi. Onu da aldık. Sağ olsun, var olsun. Evet efendim, sevindirdi bizi. İşi gücü rast gelsin. Gülistan ablan da bu ara şey yaptırmış, diş yaptırmış. Ona da geçmiş olsun dileklerimizle. Gülistan, geçmiş olsun aşkım. Bir, ikincisi çikolata olayı, nan dolayı da Gülistan Teşekkürlerimi Hanım'ın arz ederim. kesesine bereket. Teşekkürlerimi arz ederim. Kesesinde bereket. Sen çayın var mı? Yok. Yok ya, demleyecek misin? He. Demle. Demle, sonra gelirsin Al tekrar şunu yanıma. 350 lira ver bana. Tamam. Evet efendim. O 2015'ten bu yana tanıyor ya Gülistan'ı. Tabii Gülistan'a beste bile yaptı. Ha. Gülistan da biliyor. Gülistan da Taris Kür'ünden. Sağ olun Sibel Mehmet demiş Gülistan. O çay yapıyor şimdi. Eray hoş geldin. Ay bugün beni şeyden aradılar da bakamadım. Sonra geç kalktım. Ama yarın arayacağım. Bakayım bilgi alacağım yani. Yok, ben de burnumu yaptırıyorum. Hoş geldin Rana. Ben de burnumu yaptıracağım da bir yer var. Aradılar beni de bakamadım. Uyuyordum. O bilir kişi biliyor, biliyor. Ama ben bilmiyorum tam olarak. Fındık burnumu mu yaptırayım tekrardan, ne yapayım? Tavana bakayım. Valla tavan çok güzel oldu. Aa, fındık burnunuz çok güzel, dokunmayın. Tamam o zaman. Yaptırmayın yani. Tamam.
Ay ay ay. Ya yine girmeden efendim 55 bin aman 55 kişi vardı burada. Şu anda görüyorsunuz değil mi? Editörümden rica ettim. Bir afiş hazırla dedim. Olur hemen gidiyorum ablacığım eve doğru dedi. Afişi hazırladığında 06'da paylaşacağım efendim. Ondan sonra oradakiler de buraya gelsin. Valla Mehmet abi ne alır? Gene takım elbise alır herhalde. Bir de ayakkabı alır. Başka ne olur? Ne olacak? Yok canım televizyon alsa takıma yetmez ayakkabıya. Onu da hanıma bir gün müsait olduğunda gönderir. Televizyonunu da alırız. Ha. Helal olsun hanıma ya. Vallahi 5.000 TL para attı bize. Pinepol, palto üstündeki var ya. Hadi. Palto da mı? Yeni palto mu? Yok. Yeni pastormaya kalsın 5-6 bin lira. Gel söyle gel. Gel gel. Gel. Yeni bir palto almaya kalsın 5-6 bin lira. Sen ne diyorsan bir yapıyorsun. Sen neden bahsediyorsun? Evet, video sinema Deniz abla demiş ki Allah daha çok versin hanım ağaya. Amin. Amin. Bir diyor ki ne? Bir tane elini koyma. 40. Finepe'ye bir cevap ver ondan sonra. Bilir, neden alacağım ben 5-6 bin lira verip bir paltoyu? İyi hanım ağa allıkar. Paltoyu giymen mümkün mü Mehmet abi görsek? Git giy. Ay bugün Günder Bursa'da biliyorsunuz annesinde internet fazla çekmiyor. Dedim ki bir yayın açtık dedim yayında dedim takipçilerin çoğu dedim Mehmet abinin dedim paltosunu. Aa dedi çok güzel dedi gösterdim. Valla çok beğendim dedi. İşte pasında Birazdan halay çekersek, çekerse o zaman tam net görünür. Allah'ım ya Rabbim ya. Görür görür. Görür. Ben stüdyoyu kurdum şu anda da. Şey yaparım ben onu ayakta halayı çekerken ya paltosu. Paltonu götürme odana birazdan lazım olacak. Kalite palto. Aa Nikil Uras bacın da demiş ki ne çok yakışmış Mehmet abi. Ama pinapol pinapol da gullüm yapıyor ha. Gene Kerem gibi şey yapma yani. O da seni seviyor. Ben dedim ya canlı yayın hastası oldu efendim. Abi, normalde burada oturuyor bak. Oturuyor. Oturuyor. Kurban olsun annesi ona. Kadir inanır gibi Mehmet abi. Aa. Bak 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 Mehmet abi. Kadir inanır gibi yakışmış diyor. Pinepül. Olabilir. Ya. Güzel güzel. Ben beğendik değil mi efendim? Paltosunu. Ha. Aklıma bir şey geldi efendim. Dün Cemile benim uzun zamandır takipçim. Rahatsız olan bir çocuğu var. Ben kesinlikle yani o şekilde tanıyorum kendisini. Ben Cemile'nin kalbini kırmadım. Neden bana böyle sitem etti?
Asla. Asla kırmam. Yani. Acaba bir yanlış anlaşılma mı oldu? Gelirse zaten soracağım efendim. Palto değil, o perdesü. Perdesü. Ha, öyle mi? Perdesü olarak geçiyor. Evet, perdesü olarak geçiyor. Pinepol, bak bilemedin. Perdesü olarak geçiyormuş. Görüyorsun değil mi? Ben şu an yayındayım. Eğer hazırladıysan yayınlayacağım orada. Burada yani 06'da. Filiz hoş geldin. Güzel kızım, nasılsın? Özgeciğim hoş geldin canım. Sana da iyi akşamlar. Ha. Tamam. Anladım. Yani yarın bir gün Can, Melih, Sibel Hanım hep böyle moraliniz yüksek olsun. Böyle çok keyiflisiniz. Pekliş'e selamlar. Teşekkür ediyorum Aleykümselam. efendim. Şey doğru, yarın bir gün buyurun Özge Hanım. Sorun. Ben bir yandan konuşurum, bir yandan cevap veririm. Doğru, yarın bir gün kar yağdığında efendim eli kulağında bu ince. Doğru. Bu ince. Özgeciğim, benim hüviyetim de öyle geçiyor. Ben ilk mesela kimliğimi isim tahsisi yaptığımda kafamda şey vardı. Cevap veriyorum efendim. Evet. Özge Hanım'a. Kafamda ne vardı? Mine vardı. Mine Baysal. Sonra çok istiyordum Mine Baysal şeyini. Sonra en son şeye gittim. Nüfus müdürlüğüne gittim. Orada birden dedim ki ya Mine Baysal la değil de aklıma Sibel Baysal geldi. Bir de tersten okudum. Las yap lebiz, lebiz las yap, Sibel Baysal. Baktım çok uyumlu, o yüzden Sibel ismini aldım. Aha. Gaye Hanım. Yok artık aldım canım, adımdan memnunum. Soyadıma da uyuyor çünkü. Sibel Baysal. Bak tersinden bile okudum. Las yap lebiz, lebiz las yap. Sibel Baysal. Rica ederim efendim. kurban olsun anne sana. La la lay la la lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay la la lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay la la lay la la lay. Efendim 06'da paylaşım yapıyorum. Şu an 25 kişi var. Bakınız efendim. Çünkü onlar izleyemiyor hayatım. Bilmiyorlar. Çoğu biliyor ama yani şey azı biliyor, çoğu bilmiyor. Baysal hoş geldin. Hemen paylaşımı yapıyorum efendim. Aurora kurban olsun annesi ona. Evet efendim. Baysal neydi? Ha, şimdi burada paylaşımı yapıyorum. Evet. Paylaşımı da şuradan göstereyim efendim. Yapan editörümün de emeğine sağlık. Aruşka var mı? Bakayım. Var. Altta var. Aruşka da var. Zeynep Hanım var. Mehmet abi var. Ben varım efendim. Buyurun.
Hayır, 06 olan hesabımda yasaklıyım ya. Oraya ya, paylaşım yaptık. Ondan sonra oradakiler görüp gelirler. Sibel Baysal Mehmet abinin Gullüm yayınından mahrum olmasınlar, kalmasınlar. Haberleri olsun. Yani. Pinapol, ben sana bunu ama yok ben paylaştım ki. Berin Oyacım hoş geldin. Bakınız efendim, oradan geliyorlar yavaş yavaş. Nasıl? Evet, ama yani olsun oradaki hayranlarım da gelsinler deyip ettiririm. Güzel bir kardeşim var. Dün 5.000 kişi izliyordu. Evet. Aha, doğru. Ama Pinepöl zannedersem 22 gün mü kaldı? Herhalde öyle bir şey kaldı ya. Bakmam lazım. Yasağın kalkması. Çünkü hediye de durduruldu. Abonelik de durduruldu. Bir de Belden de var orada. Hadi Belde'yi boş ver de. Abonelik de durduruldu. Tabii. Gördünüz mü efendim afişi? Buyurun. Tekrar göstereyim. Hanıma, Mehmet abi, ben ve altta yine ben ve Aruşka. Ya. ...22 gün falan kalmıştır değil mi? Ha, doğum günü. Doğum günüm 6, 7, 8, 9. Yarın bir gün. He? Yarın bir gün. Niye ayın 6'sı bugün? Yedisi. Aa, telefonu ya 6 gösteriyor Mehmet abi. Telefon 6 gösteriyor. Yedi. Pinepol bugün ayın kaçı? Ben Ben telefonda yedi. dur bir dakika. Salı değil mi bugün? Pazartesi. Salı. Pazartesi. Ne pazartesi ya? Tamam dur. Bugün günlerden. Altı Kasım ya. Pazartesi ya. Telefonum şaşar mı? Altı Kasım. Evet. Altı canım. Altı. Altı altı Mehmet abi. Altı. Altı ve bugün ayın şey yani gün olarak da pazartesi. Salı, çarşamba, perşembe. Aa, güzel bir güne denk geliyor valla. 9 Kasım. Şu an 49'um efendim. Yalan konuşmayayım. Buyur. 73'lüyüm. 7 Kasım Salı. Abicim kaç kişi yazdı burada? Telefonum önümde. Cık, oluyor bazen böyle tarihte. Şeyde yanlışlık. Değil mi? Ay. Pinepöl, sana bir şey söyleyeyim mi? Biz normalde 10 kardeşiz. 5 kız, 5 erkektik. Sonra tabii vefat eden bir erkek kardeşim oluyor. Ondan sonra normalde 50 değilim. Normalde 50 değil, şu 49 değilim yani 50'ye gireceğim de anlatıyorum. Ondan sonra doğulları biliyorsun ben aslen Mardinliyim. Sonra babam herhalde o ölen kardeşimi kimlik çıkartıyor ona. Kimlik çıkartıyor ona. Sonra ben doğduktan sonra birkaç
sene önce mi sonra mı? Nasıl oluyordu ya? Semra anlatıyordu ya. Annem falan anlatıyordu ya. Hatırlıyor musun? Babam ölen kardeşimin kimliğini bana vermiş. Sana diyorum Mehmet abi. Senden bir yaş küçük abin vefat etti. Onun Gel kimliği, burada anlat gel. onun Gel kimliği. burada anlat gel. Al çayını. Hı. Çünkü annem biliyorsun Adana'dayken mangal yakıyorduk Semra'da. Annem de vardı. Bu arada tüm ölen annelerimize başta annem, babam, tüm anne babalarımıza da rahmet Allah anıyorum. rahmet eylesin. Ha. Evet. Ben bunun komşusuydum. Annemin anlattığını söyle. Annesi dedi ki ne? Sen dedi bir abim var dedi. O öldü dedi. O da bundan bir yaş büyük. Allah rahmet eylesin. Onun kimliğini buna veriyorlar. Ama ben küçüğüm. Sen ondan küçüksün işte, onun kimliği sana veriliyor. Ha, o yüzden kimlikte ben büyük görünüyorum. Bir yaş kimlikte büyük gözüküyor. Bir yaş mı? Bir yaş. Ben 3 yaş diye. Yok, bir yaş kimliğinde büyük gözüküyor. Ya. Ne? E o Kimliğinde bir yaş büyük gözüküyor. ha, o zaman 49 ana yaşım. Kimliğinde bir yaş büyük gözüküyor, elle. Evet bak ne kadar güzel izah etti. Bravo. Ya. Yo annem de severdi Mehmet abiye. Ay kebaplarını ısmarlardı, sigarasını alırdı, harçlığını verirdi. Çayını yapardı. Annem öyle bir kadındı. Ya. Yok kimlikte öyle ama şeyde işte Mehmet abinin anlattığı gibi. Tek dışına anlattığı gibi. Ben Antalya'da çalışıyordum. Adana'ya geldim. O zaman Sibel de Adana'da Barisigil'de kalıyor. Dedim Sibel'i bir görüm dedim, ne yapıyor. Bir baktım annesi geldi. Annesi gelince ben anne benim elim açık. Dedim bir mangal yiyelim. Masraflar dedim ben Tabi karşılarım. tabi Ödüspan. Masraflar dedim ben karşılarım, ben alır gelirim dedim. Güzel dedim bir mangal yiyelim. Annesi gelince tabi hepimiz beraber oturduk. Yedik, içtik, afiyetçe kalktık. Anı benim cebimde olduktan sonra benim elim açıktı. Ama annem de bak seni severdi. Önüne Ben hazırlardı, ederdi. Allah Bak rahmet Semra da eylesin. öyle. Semra da öyle. Allah rahmet eylesin. Annesi de beni severdi. Bak bacısı Semra. O da beni sever. Niye? Çünkü benim girip çıktığım yerde kimsenin namusuna bakmam. Kimsenin şeyine bakmam. O yüzden gittiğim yerde de İşte sevilirim. 9'unda 9 Kasım 9 Kasım'da Sibel'in doğum günü. yani kimliğe göre 50'ye giriyorum. Ama ana yaş olaraktan az önce 49'a giriyor. şimdi oldu. Yanımda sen varsın, gönlümde huzur. Seven bir insanın serveti budur. Hasreti tattırma bana ne olur. Akrebim, evet. Aha, akrebim. Vallahi ben şatavatlı mı diyorlar, ne diyorlar? Öyle doğum günü değil, küçük bir pasta yaptırıyorum. Ondan sonra öyle yani. Bilmiyorum yani Gündür tabii ki doğum gününde gelir. Gelir.
Yani bir günlüğüne de iki günlüğüne de olsa zaten Bursa'da biliyorsunuz annesinde. Ama doğum günümü kaçırmaz biliyorsunuz. Geçen sene de kendisiyle kutladık. Yani. Evet hanıma ne demiş efendim? Kalpler bırakmış. Teşekkür ediyorum hanıma. Ne alsın hediye olarak? Ne alırsa alsın ben ona al diyemem ki. Az önce de zaten söyledim. Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz yani. Belki buradan hayranlarından da gönderen olur. Aman bana boş tabela göndermeyin. Ördek mördek göndermeyin de. Patlıcan tohumu da göndermeyin. Başka ne gönderirsiniz? Mehmet abi kahvaltı yaptı ama şeyden söyleyeceğiz, lokantadan söyleyeceğiz. Aha, şu an çay içiyor. Hanıman soruyor da. Ben adresimi asla saklamıyorum ki. Sokullu. Mehmet Paşa Mahallesi, Bükülmez Cadde, ona, evet bak Pinepel hemen yazdı. Yok ama Pinepel biraz yanlış yazdın ya. Sokullu, Mehmet Paşa Mahallesi, Bükülmez Cadde, 16'ya 6, Çankaya Dikmen, Ankara. Aha. Tabi hediyeler gelirse hayranlarımdan ben de yayında açarım gelen hediyeleri. Neden olmasın? Ha bir şey söylüyordun. Ha gel sen söyle. Hanım Aya, Mehmet abi bir şey söyleyecekmiş efendim. Gel. İyi aklıma getirdin. Hanım Aya, özelden adresini ver, senin hediyeni göndereceğim. Sibel'e ver. Sibel'e... Getir, göster. Getir. Evet, istersen bir PTT de verebilirsin. PTT adı. Bunu Hanım Aya aldım efendim. Bunu anımaya hediye olarak aldık, gönderiyoruz. Hanıma PTT de olabilir. PTT olursa daha iyi olur. Bir daha göster. Bak Minepel çok güzel demiş. Hanıma da kalpler bırakmış. Evet. Bunu hanıma için aldık. Ona göndereceğiz. Peçete acelesi de olabilir. Özelden verirse göndereceğim. Şöyle efendim. Ha Ankara tamam. Hanıma Ankara'dan geçecek ya. He. Bizi yemeğe çıkartacak. Davet edecek. Evet. Orada tekrar gideceği yere gidecek. Ama yolu Ankara'dan geçecek. Evet. Doğru, doğru. Heh, bu hanıma ya. Yakışır efendim. Çok güzel. Şöyle. İyi aklıma getirdim Mehmet abi. Yo, çok güzel. Hanıma ya da yakışır yani. Çanta güzel. Vallahi güzel. Ha, bak ne diyor? Eğlenceye de gideriz diyor orada diyor. Aa, ondan sonra buradan geçerken zaten bizi ziyaret edecek. Bekleriz. Pinepol ne demiş?
Hanıma Zeyno bak nasıl ince düşünmüşler. Aa gördün mü gerçekten duygulandım. Tam ağlara layık süper. Emel Hanım hoş geldiniz. Sana kurban olsun tüm mekanlar. Teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Evet çanta güzel düşünüp almanız daha güzel. Aynen. Yani o yüzden dedim ya hediyenin küçüğü büyüğü olmaz yani. Mesela Gülistan o kadar emek verdi. Kadın ta şeyden geldi, Zürih'ten geldi. Ve artı diş ameliyatı olmuş yani para taktırmış. Kargoya vermiş bir şeyler. Ben şimdi buradan soramam ki ne gönderdin? Geldiği zaman zaten açarım burada. Derim ki sevgili Sivis Gülistan'dan bunlar geldi. Teşekkür amaçlı. Yani. Nasıl az önce hanıma 5.000 TL bize gönderdi. Mehmet abiyle bana yarı yarıya. Yani en lüks mekana gideriz. İnşallah kazası belası geldi. O değil de mandalina bulamadım. Bulamadı yani Mehmet abi. Çünkü geç kaldı. Geç kaldık. Geç kaldık vallahi. Var diyor. Ta yukarıda var da diyor. Hakikaten şu şeyi bir arasana ya. Arabaya ne zaman getiriyor? Yarın. Görüştünüz mü? He. Hmm. Yarın araba geliyor. Yani bugün geliyordu. Emir hoş geldin. Yarın geliyor. Hoş geldin Emir'ciğim. Görüştük. Yarın geliyor araba. Emir, senin TikTok'ta keşfetin açık. Fakat takipçi neden? Dün de konuştuk bunu. Bana da öyle. Mesela ben bir yayın açtım da orada. Çok veya bir paylaşım yaptığımda eğer o paylaşım keşfete düşüyorsa oradan da böyle takipçi geliyor. Umarım inşallah 500 bini geçer takipçin orada. Gayet güzel gidiyorsun, başarılısın Emir kardeşim. Arzu Hanım hoş geldiniz. Ha evet. Evet. Sibel Hanım bugün kombinizle makyajınız çok uyumlu olmuş. Teşekkür ediyorum efendim. Vaktim olsaydı bu renkte ojem var. Şey ya yani, bu renkte ojem var. Mouse'um bile bu renk efendim. Ay. Ay çok teşekkür ediyorum Emir. Çok. Sen de çok yakışıklısın ama. Gerçekten. Dünya alet kardeşim ol. Seviyorum seni. Ben oradan neden sıkılıyorum Emir? Yani biliyorsun sipsi alıkıyorum, piz alıkıyorum. Ondan dolayı sıkılıyorum yani. Sen diyorsun yani Sibel abla gel oradan şey yap diye. Burada rahatım. Burada rahatım. Orada da yarım saat filan işte dayanabiliyorum. Eğil, kalk. Belim ağrıyor artık. Ama şunu duydum Emir. Yurt dışından açılan bir hesap olursa TikTok'ta madilik de serbest, sipsi de şey de. Onu da bana kadim dostum Suzan açacak. Hacer Yeliz Hanım demiş kırmızı yakışmış. Teşekkür ediyorum. Ben kadim dostum Suzan'la görüştüğümde dedim böyle böyle işte ben açarım sana ne olacak dedi. Tabii. Aha. Onu da şeye etiketlerim şimdiki TikTok hesabıma. Yine bini geçerim. Bini geçtikten sonra da yayın açarım orada. Yurt dışından olduğu zaman Madilik, Sipsi, Fiz, serbest.
Bana olmuyor. Bunu bana bir TikToker arkadaşım söyledi. O da 30 senelik arkadaşım. Azra Hasan. Gündür öyle şey sevmez o. Gündür'ün şeyini ben söyleyeyim size. Gündür haftanın 5 günü çalışır. Cuma günü kendi Instagram kanalında yayın açar, bir izlenir. Eğitici, öğütücü bilgilerle konuşur. Yani. Yok o sevmez öyle TikTok'u. Vallahi sevmez. Yıllardır ya. Kaç yıl oldu? 7 yıl oldu. Ay Semih, ben de gözüm seni arıyordu. Nerede kaldın? Semih'e de bir tane çanta gönderelim mi? Şu yakında şey yapacağım ya. Mağazayı tanıtacağım ya. Sibel'cim, vişneli, yaş pastam. Ay Semih, pasta dedin de 3 gün sonra doğum günü. Ya. Güzel de oynuyor ama. Güzel oynuyor. Rak mı diyorlar o şeye? Pinepol. Tabii canım. Bak ben Gönür'ün kısa bir videosunu attım mesela 06'ya. Şu an nereden baksan 4 bin mi? 4 milyon mu? Ne izlenmiş? Tabii. Oynaması güzel. Konuşma diksiyonu güzel. Teşekkür ediyorum Semih'ciğim. Yok bayağı. Hayır, Pinepöle'ye sor. Ya 4000 de olsa güzel. Sonuçta keşfete düştü ya. Ona bak. Hatta benim şu an YouTube kanalımı Gündür'ün videolarıyla gidiyor. Bir de benim mutfaktaki yemek tariflerim. Ama Gündür başta izleniyor. İkinci Mehmet abi. Üçüncü benim yemek tarif, mutfaktaki yemek tariflerim. Tabii. Şimdi iyi de öldür, hakkını inkar etme. Tabii canım. Reklam mı gelirdi diyorsun? Gündür eniştem tabii ki keşfete düştü. 4 milyon izlendi. Doğru. Yo bak ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir tane böyle şey yaptım böyle yatarkeni. Makyaj yok, gözlük yok herhalde gözümde. Yani o bile şu an bakacağım. Şu an bakacağım, söyleyeceğim. Burada Instagram'da. Evet, şuradan girelim efendim. Dört milyon. Evet, şurada. Şurada. Yani keşfet dediğin zaman bebek gibi uyuduğunuz videomuz sistem. Aynen o. Ay Singapur. Ay. Ve bugün efendim Sihan Soylu'yla Ferdi'yle olan bir videomuz vardı. Onu da paylaştım. O ne kadar almış? Bayağı almış efendim o da. Acaba burada mı? Dur bakayım.
Aa, Mehmet abi de burada keşfete düşmüş ama. Mehmet abi de burada keşfete düşmüş. Görüyor musunuz? 1 milyon. Ya. Burada Instagram'da. Seni çektim gözünü lens yaptım ya. Hatırladın mı? Mehmet abi. Lens yaptım ya gözünü. O. Hatırladım. Ha. Şuraya şey yazsana bir. Dur bir dakika ben şey yapayım. Efendim geliyorum. Kimden? Kimden Pinipü? Hoş geldin. Ay be dostlar, bana pasta mı gönderdin? Mum. Ha. O zaman bugünlük şey yapalım efendim. Şurada bir tane şey vardı Mehmet abi. Sevil var ya. Adrian'ın getirdiği televizyonun hemen orada bir tane kutu var. Böyle yakıyorsun ya. Bak oradan bir baksana. Bir tane var. Onu şey yapalım, yakalım burada. Kahverengi bir kutu olacak. Hani şu pastaların üstüne konuluyor ya. Orada değil ya. Bak beni gene kaldıracaksın buradan. Nerede? Dur ben kalkayım. Dün gördüm oradaydı. Şimdi yok demek ki. Gel gel boş ver. Yok. Neyse. 9'unda şey yaparız. Zaten pastacı veriyor ya pasta aman pastane şeyleri mumları filan. Aha. Asya'cığım merhabalar hoş geldin canım. Evet. Ben Mehmet abinin parasını da takdim edeyim de efendim. Hanımanın gönderdiği. Yok işte yok. Gördün ya lan. Tamam teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Hani madem 2500 TL'yi bana verdi de. Hanıma 2500 TL'yi ben aldım. Hadi güle güle harca. Hanım anında kesesine bereket efendim. Yok ben Şengül abla gelmiş. Hoş geldin Şengo. Hayır, hanıma parayı gönderdiğinde benim banka mobil şeyime gönderdiğinde ben kartımı verdim Mehmet abiye. Mehmet abi gitti ATM'den çekti.
2500 bana, 2500 Mehmet abiye. Öyle oldu yani. Aha. Evet, hanım ağanın gözünün önünde. Biliyor zaten hanım ağa, ben hak yemem yani. Heh. Hayır, hanım ağa şimdi 5000 TL'yi gönderdi ya. Ben kartı Mehmet abiye verdim. Hem dedim bana dedim pizza al dedim. Hem dedim sigara al dedim bana. Bir de ATM'den çek dedim. Ben dedim parasını sana vereyim dedim. Canlı yayında vereyim dedim yani. 2500, 2500. Ay sorma, dün bir hamur... Vallahi hamur... Hamur işinden anlamıyorum. Dün bir şey deneyeyim dedim. Aman olmadı. Olmadı. Maide hoş geldin. Olmadı efendim. Sana yarın bir ekmek yapın mı kız? Tavanın içinde. Maide orada yasaklıyım ablam ya. Ondan dolayı. Allah'tan ki bunu açmışım valla. Yok atılan hediyeler, ondan sonra YouTube gibi düşünün, abone işte yani her insana vermiyor kolay kolay Instagram. Onların ikisini bana vermişti. Fakat biraz madilik oldu herhalde orada. Ondan dolayı yayın hesabı aldım. Şimdilik buradayım yani. Ha 185'in de şeyini bulamıyorum, şifresini Maide. Giremiyorum ablacığım oraya. Şifreni unuttum diyorum. Bana diyor ki ne? Yüzünü şeye yaklaştır. Yaklaştırıyorum. Bu sefer diyor ki ne? Sağa dön, sola dön, yavaş dön. Ondan dolayı şey unuttum şifresini. Olmuyor. Onu ben nereden bileyim? Ben ya inşallah. Ben nereden bileyim? Ben 1 yaşında geldim Adana, şey Mardin'den Adana'ya. Bebektim yani. Sonra ben birkaç kere gittim. Babamla şimdi gitmeyeyim. Ondan sonra otobüsle gitmiştik. Ben de otobüs yolculuğunu vallahi sevmiyorum. Sevmiyorum. Koltuğun altına yatmışım. Babam da şoförü durdurtturuyor. Ya benim oğlum diyor, kayıp diyor. Acaba diyor mola yerinde mi unuttuk diyor. Meğersem koltukların arasına, altına girip yatmışım. Şimdi sen diyor musun ben mandalina bulurum diye? Bulurum. Yemin et. Vallahi. Nerede? Postayla oraya yine çıkarım. Mehmet abi şey orada hangi market var? Aygül hoş geldin canım. Şey yok mu kız? Ne? Sultan Söğüt nedir? Şu Sinan Sokak'taki yeri mi diyorsun? Orada yok ki. Ben geçen gitmiştim oraya. Turşu var orada. Bir şeyler var. Tuna boylu demiyor musun? He. Yok meyve satmıyor. Hmm. O meyve sattı oraya kadar. Hayır. Yemin ederim bak. Ben merkezi yerde oturuyorum. Yani hava atmıyorum da. Biliyorsunuz beni. Şu an Mehmet abi mesela Kızılay'a yürüsün. 5 dakika. 5 dakika gidiş, 5 dakika geliş, 10 dakika. Kaldı ki dediği yerden yani 5 dakika gider gelir. Ama yok orada yok. Meyve reyonu yok. Hoş geldin Kıraçı Berrak. Seni engellemiştim, kaldırdım herhalde değil mi? Kızılay yakın. Çok yakın.
Yok canım yok. Mandalina yerine greyfurt. Yok o kadar şey mi Mehmet abi? Tolgacığım merhabalar. Ya yok peynir ben sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Bardağa bulaşıyor, kokusu mu çıkıyor artık bilmiyorum. Bilmiyorum Berrak ne yazdıysan kız. Yanlışlıkla mı oldu acaba? Yoksa benim seninle niye problemim olsun? Bugüne kadar ben ta seninle 2015'ten bu yana tanışıyorum. Ne sen benim kalbimi kırdın ne ben seni kırdım. Yanlışlıkla demek ki başka birini yayına alacağım derken yanlışlıkla sen arada kaynamışsın. Yok yok aklına öyle bir şey gelmesin. Öyle bir şey olsa tekrar kaldırır mıyım? Engelleme listesine baktım. Yani. Mesela şuradan birini alıyorum ya. Birini almaya çalışırken getir götür de var mı? Getir götür şeyi yok ki bende. Ne derler işte. Yok. Telefonu. Üye olmam gerekiyormuş oraya. Onu da anlamadım. Birkaç kere denedim olmadı. Yoksa ne var şurada bir hayranlarımdan birisi bir kilo mandalina Kerem hoş geldin. Ha olabilir. Olabilir. Ha. Evet. Kerem merhabalar. Ay Kerem bak alırım seni yayın. Aa barıştınız gerçi. Barıştınız ya. Özür diledi ama senden. Hayır özür diledi yok. Ben buna o videoyu izletirim sana. Duruyor. Sabah birbirimize küfür ettik. Hayır olmaz barıştınız. Ne ana bıraktık ne bacı. Alıkma. Barıştınız ama. Özür diledi senden ya. Bak Kerem buradan Mehmet abiden Tekliş'ten özür diledim diye yaz. Ben onu çağıracağım okutturacağım. Aa, özür dilerim dedi. Gel oku. Gel oku. Yalanım varsa bak. Ha. Bak gel. Gel gel gel. Özür dilerim. Tekdiş Bey. O biliyorsun çok kibar konuşur böyle. Bak. Gördün? Ha? Özürüm kabul olmuştur. Tamam. Özürüm kabul olmuştur. Tamam. Hay, hay zar zor barıştırdım yapmayın Allah aşkınıza. Ya hayır yok. Vallahi hiç gaza gelmem. Benim arabam gazdı. LPG'li ona göre. Ha. Kerem'e gene laf çıktı. Tetris tarafından. Ha. Yani. Daha da aralarına. Aa, asla. Kerem'i de severim. Tetris de severim zaten. Hiç beni gaza getirmeyin valla. Daha da maddeleştiremem bunları ikisini. O da seviyor bunu. Bu da onu seviyor. Sadece boya olayında, badana olayında biraz böyle aralarında olabilir. Kırgınlık oldu. Sonradan özürüm kabul edildi dedi. Yani, değil mi Mehmet abi? Hayır, şu an çay içiyor. Vallahi çay içiyor. Çay içsin ondan sonra. Göksel kardeşim hoş geldin. Bak Göksel kardeşim de çok severim. Benim için çok değerlidir. Aa Kerem. Hanım Aya selam yok mu? Kardım le dede bule. He? Dur birisi istek attı. Kerem. Hadi alalım.
Seviyor çayı canım. Günde 15-20 kere demler oğlum. Yani. Ne oldu Kerem? Aldım. Ha. Bakalım efendim. Kerem Aman'ı. Yeni barıştırdım. Nakka. Bir de öyle mi deneyeyim? Denedim yazdı. İşte bak berrak. Bu şekilde sen engellendin. Bilerek değil yani. Bak az önce Kerem alayım derken katılamıyor diyor. O zaman çık tekrar geri gel. Belki öyle olur. Dedim ya sana tekrar çık tamamen çık. Ha. Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar. Bu ne güzellik böyle. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Solistim nasılsınız? Hayatım, bugün mutluyuz. Mehmet abim, ben. Hanım ağanın kesesine bereket. 5.000 TL yolladı bize. Aa. Pay edin dedi. Pay edin dedi. Az önce de verdim zaten kendisinin parasını ben asla yemem. Çünkü evimde yani biliyorsun. Mehmet abiye 100 verseydiniz 4.900 sizin olsaydı. Şaka yapıyor, alınma. Şaka yaptım tabii şaka tek diş. Bak yine barıştırdım, alıktırma. Tamam. Alık mı? Ha. Hanım ağanın kesesine bereket hemşerim, sevgili hemşerim. Hanım ağacım seni de çok öpüyorum. Ben bu yayını şu an izlediğimde tam olarak neyi görüyorum biliyor musunuz turistim? Mutlu aile tablosu. Tam olarak mutlu aile tablosu var şu anda. Herkes mutlu, herkesin yüzü gülüyor. Tekliş Bey de çok mutlu. Mehmet abi sana selamlar vermek istiyorum. Bak özür diledim az önce senden. Gel. Mehmet abi. Gel. Geliyor. Aa bak hemen geldi. Otur Mehmet abi. Mehmet abi nasılsın? Ya, teşekkür ederim. Sen Sağ nasılsın? ol, iyiyim ben de. Bak yanımda Suzan var. Yanımda Suzan var. Bir dakika Suzan'a vereyim. Suzan seninle konuşmak istiyor. Benim Amerika'daki kadim Evet dostum. evet. Yanımda Suzan var şu an. Suzan Geldim. konuşmak istiyor seninle. Bir saniye. Ben ne de? Mehmet abi. Yanından. Merhaba. Mehmet abi Suzan ben. Selamlar Suzan. Hoş geldin. Nasılsın Mehmet abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim Mehmet abi, ne olsun? Seni bugün çok iyi gördüm. Kerem'le de barışmışsınız. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bugün çok iyi gördüm seni maşallah. Ay solistim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay vallahi çok iyi maşallah. Yüzün gülüyor bugün. Daim öyleyim. Hayır, hanım ağanın sayesinde kesesine Hanım bereket. ağa. Hanım ağaya da Hanım çok teşekkür ağa kesesine ederim. bereket. Allah razı olsun. Allah kendine tırnağına zarar vermesin. Allah kendine kaza bela vermesin. Amin, amin Mehmet abi. En kısa zamanda Amerika'dan inşallah yanına gelmeyi düşünüyorum ben de. İnşallah. Tamam. Bekleriz. Suzan de Suzan bekleriz. hayır, Suzan da Kerem'i verdi. Mehmet abi ben Kerem'e vereyim. Şimdi bir işim var. Hemen Kerem'e vereyim telefonu. Ya Sevgiler, saygılar. Suzan Amerika'dan sen biliyorum. şeyde kolide o yüzden. Anladım. Heh, heh, Evet. heh. Geldin mi Kerem? Geldim. Hayır, Ay ben geldim Mehmet Suzan abi. yanında. Aynı evdeler. Evet İkimiz anladım. gibi. Suzan'la aynı evdeyiz biz. Suzan benim Hı-hı. kadim dostum. Çok yakın arkadaşım. Ya, yani. Anladım. Tabii. Mehmet abi bu arada çok seninle yemek yarışına girdik ama asıl şef
Asıl usta sensin biliyorsun. Aha. Ben Mehmet abinin Ya ne diyeceksin? çırağı olmak istiyorum. Mehmet abi şef olsun, ben çırağı olacağım. Ay. De ki sen de çok güzel yaptın. Hakkını Sen yediler. de çok güzel yaptın. Ya. Kerem, hakkını yediler. Ay canım benim, bir tanem, sağ ol. Ama sen ustasın, şefsin. Ben senin artık çırağın olurum inşallah. İnşallah. Abi senden bir istek parça isteyebilir miyim? Ne söyle? Her zaman istediğim şarkı biliyorsun hangisi? Hatırla. Kalte. Halte. Oh. Merdiven basak basak, merdiven basak basak yukarı çıkmak, yasak yukarı çıkmak, yasak. Amirden emir geldi, amirden emir geldi, kızlara koca, yasak kızlara koca, yasak. Ele halte halte halte, ele halte halte halte. Öldürdün beni, halte Hanıma demiş ki öldür. ne? Kerem'e karnım aç demiş. Karnım O aç şarkısını zaman istiyor. tarih buradayken ne? Hanıma karnım aç şarkısını istiyor büyük ihtimalle. Öyle bir beste var mı? Hayır öyle Öyle var. bir beste yok yine. Öyle istiyor. Hanıma karnım aç demiş. Hanıma karnın açsa gel. Gel bir yemeği çıkartayım seni. Gel birlikte bir yemek yiyelim. Hanıma da İstanbul'da. Ben de İstanbul. Aa, ben pardon, ben Amerika'dayım şu an. Suzan'ın yanındayım. Pardon. Ama sen tatile gittin, yarın dönüyorsun. Tabii, yarın döneceğim. Suzan'a günübirlik. Gençliğimi bilmedim, aman aman, bilmedim, aman aman, bilmedim, aman aman. Ne yazım var ne kaderim, gülmedim, aman aman, Bir gülmedim. dakika, diş olayına gelelim. Efendim, Mehmet abiyi götürdüm. Hastaneye götürdüm. Ama devlet hastanesine götürdüm. Dişlerini yaptırdım. Altlı üstlü. Sonra vuruyor dedi. Dedim ki inceltelim, tekrar gidelim. Ya dedi Sibel dedi. Ben dedi yıllardır, çünkü ben tek dişi Adana'dan tanıyorum. 7 yaşından bu yana. Yani. Az önce de birisi tek dişinin yaşını sormuştu. Hemen kendisi cevap versin. Kaç yaşındasın şu an? Şu an 60'a girdim. 60. Aa, daha Ha. büyük gösteriyorsunuz Ondan Mehmet Bey. sonra dedi ki götüreyim tekrar küçülttüreyim dedim. Hani vuran yerleri dedim. Dedi ki ben kendi damaklarım diş vaziyetini görüyor. Yani rahat edemedi, attı. Kullanmadı. Ama bu sefer yine yaptıracağım. Ha, Yaptırmadan önce yine. infalat olursa baksana, az önce Gülistan ne dedi? Bir İmpara tanesi yaptıracağım. 9.000. İmpara yaptıracağım. İnşallah bir şeyim var. Ona ulaşırım. Amcanın oğlu da Mehmet abinin şeydi. olacak sanki. Bizim dişimiz Ha, oldu da ne niye oldu? Boş bakın, amcamın oğluna gider. ha, damakları kemik olmuş artık. Evet. Yaptırırsan da olmaz. Öyle Ha? diyorsun, öyle. Doğru, tek düş. Doğru ya, doğru. Amcamın oğlunun yanına gideceğim. Ya Ortama amcanın yaptıracağım. oğlunun yanına da gitsen gene damak, bak az önce birisi de yazdı senin söylediğini. Artık diş şeyini görüyor. Evet. Ha, rahat ediyor. Çok da güzel çiğniyor. Yo, Tabii çiğnemesinde sorun ki. yok. Soracağım. Tek dişin hiç dişi yok mu? Yok. Yok. Bir tane bile yok mu? Yok. Hiç yok. E niye tek diş dedi o zaman solistim size? Ben demedim ki. He. Hiç Eskiden yok. böyle mi tek Eskiden lakabı? mahallede öyle derlerdi. Aa, mahallede bile tek dişli lakabı. Ya yok. Hayır. Bir aile vardı. Tek dişinin yanında kaldı. Analığı analığı. Evet, evet. Onun çocuklarına şaka yaparken öyle Kaldı. öyle kaldı. Böyle kaldı. Şakalaşıyorduk yani. Ha.
Ay Mehmet Şaka abi başlıyorsan 60 yaşında öyle kaldı. 60 yaşında durmuyorsun Mehmet abi. En fazla Evet, sana evet şakayla. Birbirimize şakayla. Ben ona diyorum senin adın bu. O bana diyor senin adın bu. İkimize de o lahap kaldı. Mehmet abi en fazla 65 değil. En fazla 35 duruyorsun. Tabii canım Gencecik doğru. adam. Kerem doğru söylüyorsun. Doğru ama Çünkü niye gencecik biliyor baksana musun? 35. Sadece teknik için değil, genel anlamda söyleyeyim. Minyon tipli hem gacı olsun hem erkek olsun. Minyon tipli olduğu zaman 50 ise hemen hemen bir 40 falan gösteriyorlar. Mehmet abi çok dinç, çok baksana gencecik dimdik adam. Dimdik bak 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 şu bakışlara bak bak. Cüneyt Arkın gibi maşallah Bakışları, Fatih. bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum tanıştan söz etmeye de. Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, 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 söyle. Giderim bu diyardan merak etme sen. Merak etme Evet. sen. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen ölen olurum. Merak etme sen. Merak etme sen. Her baharın hazam olsa, karabaharım alev olsa, dünya bana mezar olsa, merak etme sen. Merak etme sen. Olay olay harikasın Mehmet abi. Süper süper süper. Adana'nın gurur iftiharı, sanatçısı, gerçek solisti Mehmet abi. Namı diğer tektir. Barak Kralı. Allah Tabii. uyanmıyor. Bakın gece saat oldu 12. Mehmet abi izleyicisine saygısından hala takım elbiseli. İzleyicisine saygısı var Mehmet abinin. Hala takım elbisesi üstünde. Ama gece oldu 12, değil mi? İzleyiciye bir saygı var. Bir yatarken üzerimi değişir yatarım. Nasıl ya? Yatarken şeklinden falan giyer yatarım. Takım elbisen mi var gecelik? Ne diyorum? Gecelik takım elbise. Yatarken aşırtmalarımı giyer yatarım. Gündüz. Gündüz hep takım. Peki mesela gece lavaboya giderken takım elbisenle mi gidiyorsun, eşofmanınla mı? Gündüz hep giyeyim takım. Mesela gece diyelim ki lavaboya kalktın. Takım elbisenle mi gidersin yoksa geceliğin? Süreyya hoş geldin. Nereye? Lavaboya. Gece mesela lavaboya gidiyorsun ya. Gece lavaboya giderken mecbur Aşırtmalı. aşırtmın Evet. diye. Gündüz kalktın da takım elbiseyle. Ay ben Öyle öyle takım yıllardır. elbise çok severim. Çok severim takım elbise. Takım elbise giyen erkek çok asil. Şimdi Çok yarın kadın. bir tane daha alacak. Hanıma gönderdi ya. Aa, bir tane daha takım geliyor. Yo, hanıma gönderdi. 2500'ünü verdim. 5000 gönderdi kadın. Ama tek diş. Mehmet abi bak doğruyu söyleyeyim. O 5000'in 4000'i solistimin 1000 lirası senin olsun. 2000, 2000, 2500, 2500 Hayır. kırıştık. Olmaz. 4000'i solistimin Olmaz. Ha senin. Kerem. Madilik diyorsun. Yok yapmayayım o zaman dur. Kırıştık diyor ama. Aldım ben paramı diyor. Ha, Mantık. aldın mı sen paranı Neyse Mehmet şimdi. abi? Ha. Mehmet abi paranı aldın mı? Aldım aldım. Sibel solistinize artık bir şeyler ısmarlarsın. Olur mu? Bana da gönderdi. Evet. Ben tek dişe Evet. niye ne alayım Allah aşkına? Sigarasını alıyorum, ediyor. Ben alır mıyım ben bunun parasını? Direkt tek dişe göndermiş olsa hanıma ben gene almam. Ya. Öyle Ya. bir var. Öyle ama öyle olması Hangi lazım doğru. ben gönlümden Ha. kopacak da diyeceğim sana ben rakı ısmarlıyorum o rakıyı ben ısmarlarım. Biz.
Peyzi ben ısmarlarım. Evet. Dolayısıyla çok severim biliyorsun. Mehmet abi sen peyzi ısmarlarım. İçinden gelirse ben istemem. Mehmet abi. Hele ki şu anki bu 2500'den asla. Asla. Çünkü şey alacak. Takım elbise yine takım parası. Alacak. Takım elbise parası. Yo yo takım alacak yine. Takım peki hangi renk alacaksın bu sefer? Bilemiyorum artık. Bakacağız. Bak yeşil bir takım alabilirsin. Yeşil veya mavi. Yok yeşil giymez asla. Ben yeşil asla giymem. Mavi. Bir de mavi bir huyu var Kerem. Çocukluğumdan bu yana tanıyorum ya. Bir huyu var. Yazın beyaz giyer. Yazın mıydı? Yazın beyaz giyerim. Görünmüyorsun yumurta kafan. Yazın komple beyaz giyerim. Ayakkabıya kadar beyaz. Gömlek. Gömlek. O da beyaz. Hepsi beyaz. Ya. Çorap da beyaz. Ya. Allah'a bak. Yemin ederim. İstenmiyor mu üstü hiç? Tozlanmıyor mu? Kirletir. Yok. Kirlenin jilet gibi ütülüyor, ediyor. Tabii. Şu an bile bak bir ayağa kalksana tektir. Baksana takımına. Ay çok güzel. Net. Hayır, hayır. Kesinlikle kırışık giymez. Şimdi o zaman... Gündür bile var ya, Gündür abla bile söylüyor. Ha. Mehmet abinin diyor giyim tarzına diyor, ya arkadaşım hiç mi kırışmaz diyor. Ya. Yemin ederim sana bak. Kışında siyah mı tercih ediyor? Kışını soracağız. Kışın hangi renkler Mehmet Bey? Buyur. Kışın hangi takım elbise renklerini tercih ediyorsunuz? Ya siyah ya lacivert. Mor? Olamaz mı? Gri yakışır erkeklere o, gri. Yazın. Şey, onu... Kışın. Sonbaharda giyerim. Kışa girerken. Var benim. Gri parlak elbisem var. Belki görürsünüz. Onu kışa girerken giyerim. Kahverengi peki? Kahverengi de güzeldir. Var kahverengi elbisem de vardı. Onun da altına kahverengi kontrol olmazsa giyilmiyor. Kahverengi takımın altına illa kahverengi kundur olması gerekiyor. Evet. Hayır. Sen söyleyemedin canım orayı. Ne giyilmiyor? Mesela siyah bir dakika, kahverengi giyemez. Bir dakika. Kahverengi takımın altına kahverengi kondur olmazsa giymem. Kondura. He, anladım. Ay Tektiş abi vallahi star gibisin ya, olaysın. Olayka gerçekten tam olarak olayka, şugarımsı, şahanemsi bir adamsın. Harikasın. Gördüm. Bak ben sana ne kadar iltifatlar ediyorum. Sen bana hiç etmedin ama. Sen de bana biraz iltifat et Mehmet abi. Sen hakkını yediler. Hakkımı evet. Ya işte sen de hakkını ben de biraz yorumlara bakayım. Allah sorma ya. Hakkımı yediler. Evet, hoş geldiniz. Evet bu arada. Demet hoş geldin. Evet. Mehmet abi şunu da anlaşalım ama. Kaburga dolmasına ketçap koyulur. Buyur. Kaburga dolmasına ketçap koyulur. Anlaşalım artık. Salça konulur. Ketçap değil. Peki Adana tavaya balık. Adana tavaya balık. Olmaz. Anlaşalım artık Mehmet abi. Olmaz. Hoş geldin. Olmaz. Ama benim için yersin değil mi? Benim çekim için içine balık açık gri bir gömlek yakışır Mehmet abiye. Ne dersin? Teşekkür ederim derim. Yo yo. Şeyini söylemiş yani. Gri elbisenin içine. Dur. Bir dakika. Ha. Koyu füme. Ceket içine açık gri bir gömlek yakışır Mehmet abiye. Füme rengi giyer misin Mehmet abi füme? Giymez. Giyer misin füme? Ne? Füme
Fümerengini giyer misin? Fümereng takım elbise. Zaten siyaha yakın olan bir renk. Ve siyaha yakın olan bir renk zaten. Tabii ki giyer. Giyer o zaman. Ha. Ay alttan sürekli şeyler yazıyorlar ya. Tek dişe sorsana Kerem. iPhone almış mı? iPhone telefon. Ben buradan görüyorum. Boş ver. He tamam. Gördüğümü okurum. Gör, işime geleni okumam. Tamam. Şurada biraz bir durumumuz var. Birkaç şey için de gerek yok yani. Evet. Ama Mehmet abi bugün çok güzel gördüm. Bak yüzüne güzel gülüyor. Ondan sonra mutlu belli. Keyfi de yerinde. Ama çayını... Kerem ben sana bir şey soracağım bak kardeşim. Evet. Seni çok severim biliyorsun. Ay ben de sizi severim. Şimdi çok sipsi içiyor. Bıyıklar sararmış. Gel böyle. Bakalım, bak bu bıyığını. Bu bıyığını. Berbere gitse. Ay bak, çok berbere gitse. Komple kazıtsa. Benim babam da çok sigara içerdi. Evet. O yüzden sararırdı böyle. Ama gider böyle yani kendi makinesi vardı. Alırdı. Tekrar çıkardı. Temizi çıkardı. Sence ne diyorsun? Bence artık oradan sıksa da sarı çıkar. Çünkü bence derinin altına işlemiş bu sigara. Yok. Yani fayda etmez. Ya. Doğru. Tabii. Yani şimdi kestikten sonra hala sigara içmeye devam edecek değil mi? Evet. O zaman bir şey fark etmeyecek. Ama tekrar sararır. Tamam. Ama bıyığı kesip tekrar neyse. Yani keser de kesse bakayım bir Mehmet abi böyle tam kameraya yaklaşsana bakayım bir. Yüzüne yakışır mı bıyıksızlık? Ay bıyığı bence kes kes. Solistimi dinle. Bir usturaya vur bence. Kısaltırım ama. Bak daha güzel. Suzin hoş geldin canım. Damat tıraşı gibi. Damat tıraşı yap. Vidilot merhabalar. Siz konuşmayın. Damat tıraşı yap. Buradan şey öğretir. Yok ben bıyığı şey etmem yani. Hayır bıyığını kısaltırım ama gençlerimden. Bak bıyığı usturaya vur. Ankara'da kısaltırım. Anladın? Usturayı kısalttırım. Hayır, ama usturaya vurman lazım. Usturaya vurman lazım. Yo, eğer bak vurursa, bak Kerem'in dediği gibi. Vurmam. Vur. Ha, üstten diyor sarıları alırım. Diyor. Hayır tamam, öyle Kerem. Olmaz. Usturaya vurursam daha güzel çıkar. Aynı olacak. Mehmet abi ne diyorsa o. Aynı olacak, aynı. Hayır, usturaya vur, Adana'ya ya git. 50 kere vurdum, aynı olur. Alıkma, alıkma Kerem. Aa, bak tek dişkine dikleniyorsun bize. Ay şaka bir yana. Gerçekten eğer usturaya vurursa güzel çıkar. Ay 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 Can Selim bir tanem. Hoş geldin. Can Selim ablan geldi Kerem. Hoş geldin. Bak boya diyenler olmuş. Bıyığı boyayın demişler. Boyanır mı ki teklifin bıyığı? Boyar. Neyi? Boyar. Boyaya karşı değil. Bıyığı siyah boyar. Mı koyarsınız beyaza mı? Hayır o Hint kınası kullanıyor. Ay Hint kınası daha kötü olur. Yo. Bir ara boyadı çok güzel oldu. Eski videolarını izle. Şeye boya. Görürsün. Boyak olmaz mı beyaza? Beyaz renk. Bir gel de konuş. Çayın var mı? Ha, gel. Ondan sonra çay demle. Tek diş bir dakika Kerem Hint kınasından bahsediyorum. Ben boya vurmam. Hiç kınası yakarım. Nereye? Ne? Bıyıklarıma gerekirse saçına. Saçıma. Hiç sakala, kınası yakarım. Sakal, sakala. Sakala olmaz. Kaşlara. Çünkü orayı sürekli kesiyorum. Kaş peki kaşlarına? Yok. Yok. Kaşları zaten. Ama uyumlu olur beyazımın. Hepsi aynı renk olur. Uyumlu olsun. Yok. Yok. Kaşları zaten beyazlamamış ki. Kaşlarımı hayatta vurmam. Beyazlasınla vurmam. Ama kına vurunca kırmızı olmaz mı? Kına yapınca yok. Kırmızı olmaz. Ya Hint yok. Kınası. Hint Kerem. Hint kınası. Ya. Kınadır. Ya kınadır. O senin dediğin hani düğünlerde gelinlerin işte hani avucuna, parmağına çalınan kınadan bahsetmiyoruz. Ben hiç kınasından bahsediyorum. He, siyah yapıyor pardon. Evet. Siyah boya gibidir o. Hmm. Yarın Can Selcim neredesin? Gel.
Boya olsun. Mehmet abi yarın bir boya yaparsın. Ben onu kendim yapıyorum zaten. Yarın yap bence. Vallahi güzel olur. Takım elbise de alacaksın yeni. Cansel ablam burada mı Kerem? Peki. Şimdi Cansel Derya mı? Aha. Yok Buradan. burada değil. Giriş yaptı çıktı herhalde. Evet, girdi çıktım ihtimalle. Ay tek dişim canım benim canım benim bir tanem. Mehmet abim. Yok canım Kerem soruyor. Mehmet abi tek dişle cevaplıyor. Aynen. Yani şu an Bazı insanlar sorun neyin peşindesin sanki. Can dedi. Evet, sohbet de mi etmeyelim? Yani. O onun fikrini alır, o onun fikrini alır. Yani. Aa buradan kalkıp giderken o oradan çay demlemeye E gitti. tabii. Yoksa Mehmet abi Kerem beni sever. arasında mı uzlaştı? Evet. Esmacım hoş geldin. Yo. Kerem'le zaten şey yaptılar. Solist Alıkma ya. düşman, Alıkma Allah'ım. düşmanlarımız geldi. Solistim düşmanlarımız geldi resmen. Görüyorsunuz değil mi? Alıkma. Canım ne alıkacağım? Asla. Okuma boş ver. E tabii efendim. Yani. Siz neler yaptınız solistim bugün? Gününüz nasıl geçti? Vallahi dün iyi bir konuya değindin. Hemen açıklayayım. Yayın açmıştım. Ondan sonra böyle bir Gulüm yayını. Sonra tekrar açtım. Baktım Ferdi geldi. Zaten Ferdi'yi de merak ediyordum son sağlık durumunu. Ferdi konuğum oldu. Ardından sevgili Seyhan Soylu Sisi konuğumuz oldu. Aa çok iyi. Sonra Seyhan Soylu işte bir şeyler söyledi. Video çok uzun izleyemedim. Araya da girmedim yani Seyhan'ın konuşmalarını bölmemek adına, kesmemek adına. Öyle oldu. Bayağı güzel, verimli bir gün geçmiş. Çok verimli, çok güzel. Sadece şunu hatırlıyorum. Diyor ki ne Seyhan Soylu? Ben dedi Ferdi'ye işte mağaza verdim. Kimseye onun ihtiyacı yok. Ben onun her türlü arkasındayım. Helal olsun. Dediğini biliyorum. Ama video uzun. Helal olsun. Ferdi de zaten iyi gördüm Ferdi'yi. İyi, iyiye gidiyor. İnşallah. Kısa zamanda, tez zamanda sağlığına kavuşur inşallah. Aynen. Seyhan tabii canım. Aa, Kerem zaten bilmiyor mu? Seyhan sen yanlış 2000 değil hayatım. 4000'e fırladı. Soylu diyorsun yani. Takipçisi zaten 2000 diyor. Sesinin takipçisi çok fazla. Sen yanlış gördün. Hayatım sonradan herhalde yetiştin. İlk Seyhan Soylu geldiğinde 4000 yaptı. Taban yaptı. Evet. Kerem bilmiyor mu Seyhan E ablasını? tabii bilirim. Ben Seyhan ablamı tanırım. Artı bir de Ferdi de tek başına yayın açtığında en azından Okşan gibi 600-700 kişi E izliyor. tabii ki de. Yani. Solistim sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Mehmet Tamam abim de canım. selamlar. Keyfiniz bol, bol olsun. Güzel geceniz olsun. Teşekkür ediyorum Öpüyorum. canım benim bir tane. Görüşürüz efendim. Evet efendim Zeynep gelmiş. Aynen katılıyorum. Buradan okuma yapamıyorum Alexandrort. Aha. Evet. Ne oldu yârim? Ne oldu sana? Ay. Evet, şimdi Mehmet abiyi Dikdiş'le beraber
Aha. Yok, böyle şeyleri ben gözümle böyle görüyorum. Hı. Doğrudur. Evet, efendim, 9 Ekim'de Allah izin verirse doğum günüm. Biliyorsunuz ben kolay kolay kuaföre gitmiyorum. Çok önemli böyle bir sahne olayı olursa, ama doğum günüm olduğundan dolayı o gün için şeye gideceğim, kuaföre ve düz fön çektireceğim efendim. Geçen seneki düz fön gibi. Ekim mi dedim ben? 9 Kasım işte. Ha? 9 Kasım. Düz fön çektireceğim efendim. Çok güzel giyineceğim. Bakalım. Ya. Evet, ne yapıyoruz efendim? Videoya son veriyoruz. İlerleyen saatlerde artık modelik kime olur? Yok, teklif olmaz. Akrep burcuyum, evet. Aha. Yo, ben sevmiyorum öyle şeyleri. Bir pasta alırım. Burada yani siz sevgili hayranlarımla kutlarız. Evet efendim, şimdi ne yapıyoruz? Taksiye biniyoruz. Arabam yarın geliyormuş efendim. Öyle konuşmuşlar. Teklişle, eski eşimle. Ben bugün bekliyordum. Neyse, o da çocuklarını falan gezdiriyordur muhtemelen. Yok hayatım, ben öyle restoranlarda herhangi bir şeyle kutlamak istemiyorum. Kendi evimde yani. Ondan sonra şimdi teklifle taksiye biniyoruz. Balgat'a gidiyoruz. Balgat'a. Balgat'a Ciğerciler Caddesi var. Çok güzel efendim. Oradan da ciğer yiyeceğiz. Çünkü oradan sipariş gelmiyor. Hiç kimseye. Sadece bana değil. Kimseye. Oraya gideceğiz. Ciğer yiyeceğiz efendim. Tekrardan videoma son vermeden şunu ifade etmek istiyorum. Sevgili hanıma Zeynep hanımefendi diye bize, bana ve Tekdiş'e 5.000 TL destek olduğundan dolayı kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Siz sevgili izleyicilerime sevgi saygılarımı sunuyorum. Saygılarımla efendim. Görüşmek üzere.